Ey namazı terk eden kişi, ne zamana kadar namaza asi olup rekatları kaçıracaksın? Rabbin 5 vakit buluşmayı nida etti. Sen ya Rabbi ben gelmem dedin. Rabbine dön ve zillet ile ona yalvar ki onu razı edesin. Bir an önce günahlarına ağlayıp tövbe edip yeniden Rabbine yönelesin. Üzerine dertler çoğaldığında, hiç hayal etmediğin şeyler gerçekleştiğinde, endişe, tedirgin olduğun an abdest al, ardından namaza yönel. Temizliğinle namazın kapısını aç ve Rabbinin kapısını namaz ile aç. Daha sonra namazın bittiğinde Rabbine yönel, ondan iste. Şüphesiz Rabbin kerimdir, zanında seni yanıltmaz. Kalbine mutluluk verir, sırrına derman olur. Rahmet kapılarını açıp sana yol gösterir. Fakat bazı zaman dilimleri vardır. Bu vakitlerde namaz kılmak tahrimi mekruhtur. Harama yakındır. Bu vakitlerde namaz kılan kişi sevap elde edeyim derken harama, günaha girebilir. Peki bu vakitler nelerdir? Bu videomuzda bunu anlatacağız. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneş doğduktan sonra bir mızrak boyu yükselinceye kadar sabah namazından sonra namaz yoktur, kılınmaz. Güneş batıncaya kadar ikindi namazından sonra namaz yoktur, kılınmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitlerde namaz kılmak ölüyü defnetmeyi yasaklamıştır. Amr bin Abese radıyallahu anh şöyle bildiriyor. Ya Resulallah, Allah'ın sana bildirdiği ve benim bilmediklerimi bana öğret. Bana namazı öğret dedim. Sabah namazını kıl. Ardından güneş doğup bir mızrak miktarı yükselinceye kadar namaz kılma. Çünkü güneş doğarken şeytanın iki boynuzu arasında doğar. O sırada kafirler de güneşe secde ederler. Sonra yine namaz kıl. O vakit kılınacak namaz melekler tarafından şahit ve hazır olunan bir namazdır. Bu namazı dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye, güneş tam tepeye çıkana kadar kıl. Sonra yine namaza ara ver. Çünkü o sırada cehennemin ateşi tutuşturulur. Zeval vaktinin geçişinden, gölgenin doğuya doğru meyletmesinden sonra yine namaz kıl. Çünkü o vakit kılınacak namaz melekler tarafından şahit ve hazır olunan bir namazdır. Bu namazı ikindi vaktine kadar kıl. İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar namaza ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasında batar. Kafirler de o zaman güneşe secde ederler buyurdu. Beş vakitte namaz kılmak mekruhtur. Birincisi güneşin doğmasından bir mızrak boyu 5 derece ki memleketimize göre 40 ile 50 dakika arasında bir zamanla yükselişine kadar olan zamandır. İkincisi güneşin yükselip de tam tepeye geldiği zeval anının bulunduğu vakittir. Bu da öğle namazından önceki 40 dakikalık bir zamandır. Üçüncüsü güneşin sararmasından ve gözleri kamaştırmaz bir hale gelmesinden itibaren batış zamanına kadar olan vakittir. Bu da güneşin batmasından yani akşam namazından 45 dakika öncedir. Dördüncüsü fecr-i sadıkın doğmasından güneşin doğacağı zamana kadar olan vakittir. Beşincisi ikindi namazını kıldıktan sonra güneşin batmasına kadar olan vakittir. Hanefi mezhebine göre bu ilk 3 vakitte kaza, vacip, kusuf, istiska, cenaze namazı kılınmaz. Fakat diğer 2 vakitte sadece nafile namazı kılınmaz. Şafii mezhebinde ise bu vakitlerde sebebi kendisinden sonra olan nafile namaz kılmak tahrimen mekruhtur. Bu vakitlerde sadece kaza namazı ve sebebi kendisinden önce olan nafile namazlar kılınabilir. Mesela camiye giren kimse tahiyyetül mescid namazı kılabilir. Çünkü bunun sebebi olan camiye girmek kendisinden öncedir. Mekke-i Mükerreme'de ise nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler yoktur. Bu vakitlerde kaza namazı ve tahiyyetül mescid gibi kılınan namazların sevabı vardır. Ayrıca ikindi namazının farzı kerahat vaktine kadar kılınmamışsa bu vakitte kılınır. Zira Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir namazı unutur veya ondan gaflet uyuyup uyuyakalırsa onu hatırladığında hemen kılsın. Onun bundan başka kefareti yoktur. Mekke Haram-ı Şerif'te mutlak olarak tüm vakitlerde namaz kılınabilir. Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Abdümenaf oğulları, gece ve gündüz hangi saatte olursa olsun bu Kabe'yi kim tavaf ederse ve namaz kılarsa
engel olmayın. Ezan okunduğunda Allah seni çağırdığı vakit aşkla huzura icabet et. Hayya alessaleh, hayya alelfelah. Haydi namaza, haydi kurtuluşa nidasını duyduğun vakit camiye emin adımlarla huzur ve mutluluk içerisinde ilerle ki Allah seni affedip, sana rahmet edip, mağfiret edip bağışlasın. Seni salihlerden, muttakilerden eylesin. Duyup da aldırış etmeyip icabet etmeyenler Allah'tan nereye kadar kaçabilirler? Unutmayalım ki yarın namaza başlayacağım diyenlerin hepsi şu an kabiristanlıklarda mefta olmuş bulunmaktadırlar. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu her şeyin en iyisini bilendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hal ve ashabına salat ve selam olsun.